Bu videomuzda geri alma özelliğini göstereceğim. Herhangi bir sebepten dolayı torcun kesemediği yerleri tekrardan geri almak suretiyle üzerinden geçerek yeniden kesme işlemi yapacağız. Bu işlemi gösterirken makineyi markalama moduna alacağım. Bu şekilde size daha rahat göstereceğimi düşünerek yapıyorum bu işlemi. T tuşuyla parametrelere girdim. Buradan kesim tablolarına giriyorum. Gaz tipine basıp üstteki ok tuşuna basarsanız markalama moduna almış olursunuz makineyi. Tamam diyerek buradan çıkıyorum. Çıkış tuşuna basarak çıkıyorum. Şimdi F1 koştur tuşuyla kesime geçeceğim arkadaşlar. Resimde F7 drylanla ekranda görelim bu parçalar. F1 koştur tuşuyla kesime geçeceğim. Daha sonra durdurup geriye alma işlemini göstereceğim size. Evet. F1 koştur tuşuna basıyorum. Kesime başladı. Şu an karesini kesiyor. Ve el kumanda üzerinden pause abort tuşuyla durdurdum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir örnek vereyim. Bakın mesela torç herhangi bir sebepten dolayı şuraya kadar olan alanı kesemediğini varsayalım. Köpürttüğünü varsayalım. Tekrardan geriye alıp oradan kesime devam ettireceğim. Evet. Beyaz menüdeyim. F10 tuşuyla menü değiştiriyorum. Tekrar F10'a basıyorum. Sarı menüye geldim. F6 resüme tuşuna basıyorum. Daha önce kaldığı yerden atmayı göstermiştim. Şimdi de F9 geriye al tuşuna basacağım. F9 geriye al tuşuna basacağım. Bakın devam etmek için pause'ya bas diyor. El kumanda üzerinden pause tuşuna basıyorum. Ardından yine ekran üzerinde geri almak için eksi tuşuna bas diyor arkadaşlar. Bakın el kumanda üzerinden eksi tuşuna basacağım ve istediğim kadar geri alacağım. Evet, görelim. Şimdi eksi tuşuna basıyorum. Bakın tekrardan aynı kontürü takip ederek geriye doğru geliyor. Diyelim ki tam bu noktada köpürtme başlamıştı. El kumanda üzerinden yeniden pause tuşuna basacağım ve aynı yerin üzerinden kesimi yapmış olacağım. Evet, ve gördüğünüz gibi geriye aldıktan sonra kesime devam ediyorum. Evet, pause abort tuşuna tekrar durdurdum. Böylelikle geriye alma özelliğini de göstermiş oldum sizlere.